Bir Gün TV'den herkese merhaba. Bundan 141 yıl önce Henrik Ibsen'in kaleme aldığı Bir Halk Düşmanı tiyatro sahnesinde. Çevre kirliliği konusunda yazılmış ilk eser olan Bir Halk Düşmanı Rutkay Aziz tarafından sahnelendi. Usta oyuncuyla Bir Gün TV için bir araya geldik ve oyununu konuştuk. Geçen sene insanlarda hastalıklı durumlar çıktı. Ben de incelenmesi için su örneklerini aldım, üniversiteye gönderdim. Az önce gelen bu sonuçlar. Evet bu! Yıllaması insanlarmışması. Yayınımıza hoş geldiniz Rutkay Bey. Nasılsınız? Siz de yüzümüz dekorumuzda, Halk Düşmanı'nın dekoru içine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de çok şanslıyız bu dekorda çekim yapabildiğimiz için. Oyunda öncelikle mücadelenin sürmesi gerektiğini bize tekrar hatırlattığınız için çok teşekkür ederiz. Özellikle biz gençler için çok önemliydi bunu izlemek. Sağ olun, sağ olun. Çevre kirliliği konusunda yazılmış ilk eser bu. Hemen hemen, 1882. Evet. Peki bu oyunu bugün sahneye koymanızdaki sebebi öğrenebilir miyim? Nasıl bir önemi var bugün bu oyunu izlemenizin? Siz oyunu seyrettiniz, önemini de gördünüz herhalde. Hemen hemen her sahnesi sanki hem dünyaya hem ülkeme bir şeyler söylüyor yani. Ve yazar Ibsen bunu 1882 yılında yazıyor. Düşünsenize duyarlılığı, öngörüyü düşünün yani. Ben bunu ilk kez Ankara Sanat'ta 86 yılında sahneledim. Ama 86 yılında bu yoruma gitmemiştim açıkçası. Çünkü 86'nın dünyası Türkiye'si çok farklıydı. Ama o zaman da gördüğünüz gibi oyunda çevre emekçileri olarak kullandığımız arkadaşlar yerine basın işçilerini kullanıyordum. Ama bu oyunda çevre duyarlılığı ön planda. Türkiye'miz bunun acısını çok ciddi biçimde yaşıyor. Hemen hemen her yerde. Onun için oyunun sonunda suyuma, toprağıma, ormanıma dokunma pankartı asıldığında da seyirci çok duygulanıyor sanıyorum yani. Siz de tanık oldunuz. Kesinlikle. Zaten ben yaklaşık 50 yıldır toplumcu gerçekçi düşünceye dayalı olarak ilericinin ve devrimci tiyatronun içinde olmayı seçtim. İyi ki de seçmişim diyorum tabii ki. Bugün de onu sürdürüyorum. Aslında biz zaten bunu sürdürdük. Şimdi perdeci oyuncular olarak hem Taner'le, Ümit'le, Metin Deniz'le kurduğumuz bu perdeci oyuncuları da bunu yaklaşık seçtiğimiz oyunlar Adaletsizsiniz, 84, Güneyli Bayan, Memleket İnsan Manzaraları ve Bir Halk Düşmanı'yla da bu çizgiyi korumaya çalışıyoruz. Evet. Onun için ben sordukları zaman ben tiyatro yapmıyorum diyorum. Ben ilerici devrimci tiyatro yapıyorum. Arada çok ciddi fark var. Muhalefetin tiyatrosu olmayı da seçtiğinize göre buna özen göstereceksiniz Işıl Hanım ya. Hı hı. Bunun başka çıkarı yok. Kesinlikle. Ha bedelleri oluyor mu? Oluyor tabii. Nasıl olacak? Bedelleri oluyor? Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 3 defa yasaklandık. Kapatıldık. Tehdit edildik. Bomba ihbarı aldık. Şu bu yani. Ama hayata devam ettik. Ben bir tek şeye çok özen gösterdim. Arkadaşlarımla ben tek başıma hiçbir şey yapmadım ama bir yönetici olarak tabii ki işin başındaki bir adamdım. Ama hep bir şeye çok özen gösterdim. Ne olur illegal bir duruma girmeyelim. Yani tiyatroda tiyatroca yasaklanalım. Başka bir şey yaparak yasaklanmayalım. Yoksa bizi 13 Eylül'de kapatırlardı. Hiçbir şey bulamadılar, kapatmadılar. Ha oyunumdan kapattılar. O da benim onurumdur dedim. Evet. Evet. Ya 141 yıl geçmiş üstünden ama maalesef ki bugün hani oyunu izlediğimde vay be sanki günümüz Türkiye'sini anlatıyor diye düşündüm evet. Ben mesela. Bugün Akbelen ormanlarında da büyük bir kıyım buyurun, yaşanıyor. Tabii. Yani bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Ne söyleyebilirim ki? Son derece acı çekiyoruz, üzülüyoruz. Oradaki insanların o direnci. Anımsayacaksınız tabii ki. Oyun şey diye biter, dünyada en güçlü, kuvvetli insan, özgür ve direnen insandır. Oradaki bu insanlar da kadınlı, erkekli, dedeler, nineler direniyorlar yani. Büyük bir saygı duyuyorum. Yanlarına gidemediğim için de üzülüyorum. Bir yakında oralarda bir turne olsun muhakkak gideceğim tabii de. Yani onların bu kucaklaşmaya ihtiyaçları var. Yeterince sahipleniyor muyuz? O da tartışmalı.
Bir yandan kıyım yaşanırken bir yandan da gerçekten mücadele eden çok kıymetli insanlar var. Var tabii. Gezi direnişinde de aslında benzer bir örneğini gördük bunun. Tabii. Yani umut hala var değil mi Rutkay Bey? Bunu sizden kesin duymak istiyorum. Hayır, ben. Hayır efendim, kesin. Az önce size sohbet derken onu da söyledim. Yani en son umut ölüyor. Umudumuzu öldüremeyiz yani. O konuda kimseye bunun izini vermememiz lazım. Bakın dostlarımız çok acı çekiyorlar bugün. Rehin tutulan insanlarımız var şeyde, hapishanelerde. Osman Kavalası'ndan tutun, Selahattin Demirtaş olsun, Can olsun. Daha bir sürü isimlerini anlatamayacağım arkadaşlarımız var. Bunlar acı çekiyorlar. Ama direniyorlar ve umutlular. Ve dilerim en kısa zamanda da özgürlüklerine kavuşsunlar. Kavuşacaklarına da inanıyorum. Toplumsal değişim ve gelişmeye de inanmamız gerekiyor. Umudumuz orada da yatıyor. Asla mücadeleden vazgeçmeyi de kabul edemiyorum. Bir de tabii bunu söylemekten üzülüyorum ama söylemek zorundayım. 12 Mart'ı da gördüm ben. 12 Eylül'de buram buram yaşadım. Ama bu dönemde gördüğüm kadar dönek görmedim. Özellikle sol kesimden. Bu kadar dönek bir... Sözcüklerime de dikkat etmek istiyorum. Daha ağır konuşmak istemiyorum. İnsan bunları da üzülüyorsunuz. Selamı kesiyorsunuz dost bildiğiniz insanlardan. Kesmeniz gerekiyor açıkçası. Size böyle düşündüren ne oldu? Bu dönüklükler oldu. Hiç ummadığınız insanlardan, ummadığınız şeylere tanık oldunuz. Yani çıkar için her şeyi yapabiliyor insanlar. Ama Işıl Hanım, ben Fısır Topuz hocamız vardı, rahmetli oldu biliyorsunuz. Evet. Onun cenazesinde kameralar geldi, arkadaşlar işte duygularımı dile getirmemi istediler. Bir tek şeye söyledim, tabii bizim Nazmiyet Vakfı'nın kurucusuydu, danışmanıydı, her şeyiydi. Ama hepsinin ötesinde dedim, 101 yaşındaydı. Ve bu yaşına kadar ilkeli, onurlu, namuslu, dürüst, yalansız, ahlaklı yaşadı dedim. Asıl önemli olan bu ve bu toprakların böylesine değerlere ihtiyacı var. Umudum var mı? Pek yok ama olmak zorunda dedim. Çıktım gittim. Yani bu çok önemli. Bu değerlerimizi kaybettik. Cumhuriyeti korumak açısından da bu değerlere sahip çıkmakla yükümlüyüz. Her gün bizi şaşırtan bir takım kararlar alınıyor. Eğitim politikası ortada. Yerlerde bir politika ve bu insanlar... Bugün duydum, gençler, 900 bine yakın gencimiz Amerika'ya gitmiş. Avrupa'ya giden sayısını bilemiyorlar neredeyse. Doktorlarımızı söylememe gerek yok. Her alanda bir takım değerlerimizi yitiriyoruz. Bunlar bana acı veriyor, size de veriyor. Kesinlikle. Düşünen her insana. Kimseye, herkese sosyalist ol demiyoruz ama hiç olmasa namuslu ol, demokrat ol en azından. Namuslu bir demokrat, dürüst bir demokrat ol, ilkeli ol, onurlu ol. Hırsızlığın neredeyse primlendiği bir Türkiye yaşıyoruz. Bu ülke bunu hak ediyor mu bilmiyorum. Politik tiyatro yapan sayılı isimlerdensiniz aslında ülkede. Galiba. Sizce politik tiyatro ne kadar karşılık buluyor? Çok seyircide. Zor bir soru, biliyor musunuz? Geçen gün arkadaşlarımla bunu tartışıyordum. Dünyada da politik sinemanın, politik tiyatronun sarsıldığını gözlüyorum. Özellikle Almanya'yı biraz biliyorum. Der böyle, o Almanlar şey der, linksgerichte Theater der, yani sol çizgide tiyatrolar der. Onların sayısı çok azalıyor. Evet. Bizde de epey bir azaldı. Ama ister istemez bu sokak, ya biz sokağın tiyatrosu değiliz ama sokakla beraber gelişen bir tiyatroyuz politik tiyatro olarak. Sokaktaki demokrasi, özgürlük, barış kavgasını siz de sahnede bir biçimde yakalamakla yükümlüsünüz. Ama bu duyarlılığın, bu duyguların giderek ülkemizde, seyircimizde biraz azaldığını hisseder gibiyim. Yani politik bakış açısının azaldığını hisseder gibiyim. Belki yayın dünyasında siz de bunu bir biçimde yaşıyorsunuz. Özellikle ama, seçimden sonra galiba bu umutsuzluk daha çok hasıl oldu. Son seçimi kazanıyorsunuz. Evet. Biraz hepimizi etkiledi. Etkiledi ama
dünde kalamayız yani. Bir biçimde yarınları düşünmekle yükümlüyüz. Şimdi yerel seçimlere bakacağız. Sonraki seçimlere tekrar bakacağız. Yaşadığımız sürece bu kavganın için olmaya devam edeceğiz. Evet. Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakfı'nın da başkanlığını yürütüyorsunuz. Evet. Ben Nazım Hikmet'in sizin kariyerinizdeki yerini dinlemek isterim. Ya, bu çok hep zor sorularla geldiniz de. Nazım tabii bizim her şeyimiz. Yani sevgili Tarık'la bizim sevdalımızdı Mustafa Kemal, Nazım Hikmet. O bir de Tarık, İlhan abi etkilemişti. İlhan Selçuk. Evet. Benim için de öyle tabii. Nazım'ın bir lafı var biliyorsunuz. Mesele ise düşmekte değil, teslim olmakta bütün mesele. Bu benim başucumdadır. Nazım'ın yolcu oyununu çalışma şansına sahip oldum. Memleketimde insan manzaralarını sahneleme şansına sahip oldum. Onun için hem onun Türkçesiyle olsun, dünya görüşü, kimileri şey der, yani Nazım iyi şair ama keşke sosyalist, komünist olmasaydı. Ya öyle olduğu için iyi şair oldu. Kesinlikle. O işlerine gelmediği için tabii. Onun için yaşamımda tabii ki çok önemli, tartışmasız bir yeri var. Biz de yönetim kurulu olarak arkadaşlarımızla beraber o vakfı yaşatmak konusunda son derece kararlıyız ve 30 yılımızı da doldurduk. Harika. Biz de çok teşekkür ederiz size. Ben teşekkür gerçekten ediyorum. Bir güne de yayın yaşamında hepinize emekleriniz sağ olun. Uzun yıllar, soluklu yıllar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.